Dil eki. Türkçe'de biz bunu A1'de yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz? A1'de bunu bir ünitede yaptık. Dil eki. Mesela bugün A1'de şöyle senelerdir seni bekliyorum ya da senelerdir Türkiye'deyim ya da 2 seneden beri Türkiye'deyim ya da 2 senedir Türkiye'deyim. Bu A1'de since for anlamını veriyor. Evet, since for anlamını. Bu A1. Bu A1. Şimdi dirdir eki Türkçe'de. Yani burada. Bu A2'de. Farklı bir anlamla kullanacağız. Hangi anlamla? Şu şekilde. İlk önce şunu söylüyorum. Şimdiki zaman belirsiz geçmiş zaman. Yani mışmış. Ve gelecek zamanda kullanıyoruz. Hangi anlamda kullanıyoruz? Birinci manası tahmin. Birinci manası tahmin manasında. Tahmin anlamında. Birinci manası. İkinci manası yani bir şeyi pekiştiriyor. Ne demek pekiştiriyor? Yani güçlendiriyor, garanti veriyor. İkincisi garanti diyelim. Garanti veriyor. Ve üçüncüsü işte resmi bir kitaplarda, tarihi bir belgelerde değişmeyen bir şeyi nasıl söyleyeyim, ifade etmek için orada, o kitaplarda verdir eki, yani garanti veriyor, orada değişmiyor. Değişmeyen şeyler için. Başka anlamlar var mı? Var. A1'de söyledik. Yani since for dördüne, benden beri. A2'de tahmin ve garanti ve bunlar anlamında kullanacağız. Evet, mesela Hasan evde uyuyor. Dur. Hasan evde uyuyordur. Ne oldu? Çok yakın. Hasan evde uyuyordur. Hocam ama burada fiil. Evet, o. O. Sadece o ve onlar olacak. Üçüncü teklik ve üçüncü çokluk şahısı. Hasan evde uyuyor. Hocam bu ne demek şimdi? Hasan evde uyuyordur. Mesela diyelim ki Şevkat Hasan ile aynı evde kalıyor. Aynı evde. Şevkat ve Hasan aynı evde. Ve Şevkat derse geldi ama Hasan gelmedi. Nerede Hasan? Evde. Ben mesela soruyorum. Şevkat, Hasan nerede? Şevkat bana şunu söylüyor. Hasan evde uyuyordur. Tamam, ne demek hocam uyuyordur? Hocam, Hasan bu saatte her zaman uyuyor. Yani şimdi de uyuyor, tahmin veriyor. Yani ben çıktım, Hasan evdeydi, yani uyuyordur. Ya da bana garanti verebilir. Yani Şevkat diyelim ki tıkladı şey onun kafasını, baktı Hasan uyuyor. Ben çıkıyorum, derse giriyorum. Ve geliyor, ben soruyorum, Hasan nerede? Hasan evde uyuyordur. Uyudu. Yani bana garanti verdi. Yani tahmin olabilir, garanti de olabilir. Genellikle şunu da soruyorum size. Gelecek hafta sınav olacaktır. Gelecek hafta kesin. Arkadaşlar gelecek hafta sınav olacaktır. Yani burada şimdiki zaman, burada gelecek zaman. Burada tahmin olabilir mi? Evet. Hocam nasıl tahmin olabilir? Diyelim ki Zabiullah şunu söylüyor. Şevkat'la konuşuyor, çorba içiyorlar. İşte Şevkat sınav ne zaman olacak? Zabiullah şunu söylüyor. Ya belki gelecek hafta olacaktır. Yani o da tahmin ediyor olabilir. Tahmin ediyor olabilir. Tamam. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman. Hangisi geçmiş zaman? Mesela diyelim ki şöyle. Murat memleketine, kendi memleketine, onun memleketine gitmiştir. Bakın Murat, sınav, o, it, o, 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 hepsi o. Yani gitmiştir. Tahmin ediyorum. Çünkü yani geçen hafta bana söyledi. Ben iki hafta sonra gideceğim. Tamam mı? Gideceğim dedi. Ve ben tahmin ediyorum. Gitmiştir. Burada mesela geçmiş zaman dedi olabilir mi?
geniş zaman olabilir mi? Olmaz. Sadece şimdiki zaman, gelecek zaman ve mışmış. Ama bu geçmiş zaman için. Dı olmaz. Geniş zaman olmaz. Olmaz. Evet. Kitapta birkaç tane örnek var. Bakın. Sempozyum 24 Ekim'de yapılacaktır. Bence yarın toplantı olmayacaktır. Bakın. Bence. Yarın toplantı olmayacaktır. Zaten buradaki bence bize, yani in my opinion, bence, yani ben böyle düşünüyorum. I think, evet, in my opinion, yarın toplantı olmayacaktır. Çünkü işte başkan beni aradı, işte şunu şunu söyledi, belki müsait olmayacak. Elektriği Edison bulmuştur. Bunu yazıyorum. Elektriği Edison bulmuştur. Bu doğru. Bu tarih. Bu yani geçmiş. Geçmiş olduğu için ve kesin, garanti. Adam buldu. Yani o elektriği bulmuştu. Garanti ve değişmeyen bir şey. Bitti. Tarihi, resmi belgelerde böyle. Evet, fiillerde bu şekilde kullanabiliriz. İsimlerde var mı? Var. Tabii ki de var. Tahminle manası. Tabii ki de içeriyor. Mesela şöyle. Bu fiil. Fiillerde. Diyelim ki ben mesela soruyorum. Zabihullah, Ramazan nerede? Zabihullah diyor ki Ramazan yok burada. Ve diyor ki ben onunla konuştum. Ramazan geliyor. Yoldadır. Ramazan geliyor. Yoldadır. Yani tahmin ediyorum hala yolda. Geliyor. Gelecek. Gelmek üzere. Yani kursa gelmek üzere. Yoldadır. Ya da diyelim ki şöyle. Kim var burada? İsmail var. İsmail diyelim ki İsmail evde kaldı. O hastadır. Hasta. Yani evde kaldı ve yani galiba yani bugün gelmedi. Kursa, okula gelmedi. O yüzden yani hastadır. Yoksa İsmail her zaman geliyor. Her zaman geliyor. O hastadır. He's sick. I think he's sick. Evet, o evde kaldı. Evet. Bakın, cüzdan arıyorum, cüzdan. Wallet, cüzdan. Aa, cüzdan yok. Allah Allah, nerede? Cüzdan nerede? Ha, evdedir. Yani tahmin ediyorum ya da çantadadır. Cüzdanım nerede ya? Neyse, çantadadır. Ben tahmin ediyorum. Yani çantaya bıraktım, bırakmışım. Yani hatırlamıyorum, bırakmışım. Ve tahmin ediyorum. Yani şöyle. Bence cüzdanın çantadadır. Yani bence cüzdanın çantadadır. Yani cüzdan Allah'ım. Ama çantaya koymuşum. Evet ha, çantadadır. Sonra bakacağım. Yani şimdi değil. Sonra gidip evet çantadaymış. Şaşırdım yani. Evet çantadadır. Antalya bu mevsimde çok sıcaktır. Bu mevsimde çok sıcaktır. Mesela Sibirya soğuktur. Değil mi? Sibirya. Evet, Sibirya çok soğuktur. Yazalım. Sibirya soğuktur. Her zaman soğuk. Yani diyelim ki Mısır. Mısır çoğunlukla, yani daha çok yani sıcak oluyor değil mi? Mısır. Mısır'da hava sıcaktır. Garanti veriyorum çünkü gidiyoruz. Yani değil mi?
Evet. Diyelim ki şöyle. Ben bir insanla konuşuyorum ve unuttum. Şevkat bana soruyor işte. Hocam onun babası ne iş yapıyor? Sana ben hatırlamıyorum. Onun babası doktordur. Doktordur. Yani tahmin ediyorum yani. Hatırlamıyorum yani. Bir ara doktorluk yaptı, sonra başka işe geçti vesaire. Ne diyorum ki onun babası doktordur. Onun babası doktordur. O harf o yüzden dur. Soğuk. U harf son ünlü harf. O yüzden yani fıstıkçı şa tur. Da de lokatif tabii ki de bulunma hali. Bulunma hali ikiden sonra gelebilir. A harf a dır. Hastadır. Yoldadır. Muş. U harf fıstıkçı şa tur. Fıstıkçı şa a tır. İ tir. Dikkat ediyoruz yani. Yani şöyle bir formül yazabilirim size. A, I, D, E, İ, Dir, O, U, Dur, E, Ö, Ü, Dür. Tabii ki fıstıkçı şap varsa F, S, T, K, Ç, Ş, H, T varsa o zaman ne yapıyoruz? T, Dir, Tur, ve tür. Hani diyoruz ya dur. Buradaki sufiks. Aynı zamanda tür. İkinci kelime öğrenelim. Sufiks hem. Yani buna dikkat edeceksiniz. Dırdır eki. Hem üçüncü teklik ve çokluk eki. Çokluk şahıs eki olabilir. Hem dırdır. Bir şeyin ne kadar sürdüğünü anlatabilir. 2, 3, tahmin, 4, garanti, 5, değişmeyen bir şey. Sizin için en önemli tahmin, garanti ve değişmemiş. Çünkü şu an A2. A2'de yani bunu yapıyoruz. A1 bitti, since for, tamam. Ama şimdi bu şekilde. Kitaptan gidelim. Evet, birinci örnek kim söylüyor? Hadi Şevket. Şöyle yapalım. Evet, tek. Hı. Bir belirsiz. Bunu mu? Belirsiz. Yok, şurada. Yok, bu formül. Pratik yapıyoruz. Evet. Orada alıştırma. 5. 6. Saat 20. Bu saatte işte devredir. İşten çıktı. Eve geldim. Evet. Burada diyor ki saat 8. Bu saatte işte değildir. Tahmin ediyor. Çünkü her gün bu saatte işten çıkıyor. Ve diyor ki yani tahmin ediyor. Geçmiş zaman. O işten çıkmış. Evet. Çıkmıştı. Eve gelmiş. Gelmiştir. Evet. İşten çıkmıştır. Eve gelmiştir. Yani işten çıktı, evden eve geldi. Tahmin ediyorum çünkü her gün aynı saatte çıkıyor. Aynı saatte eve geliyor. O yüzden ben de bugün o şekilde söylüyorum. Yani çıkmıştır, gelmiştir yani. Tahmin ediyorum. Evet, 2. Ya telefonum kapalı. Sen de telefonda toplantı. Şimdi toplantı. Ya şimdi toplantı da dır. A harf. Dır. Yani tahmin ediyorum. Telefonu kapalı. Telefonu kapalı olduğu zaman. Yani biliyorum işte Muhammed telefonu kapattığı zaman kesinlikle toplantıda. Yani ya garanti verebilirim ya da kapalı toplantıdadır.
Evet, toplantıdadır. 3. Babam gün boyu bizimle konuşmadı. Bir şey şeyi kız kızmıştır. Bravo. Geçmiş zaman. Kızmıştır. Babam bugün bizimle gün boyu, yani bütün gün, bütün gün oldu. Gün boyu bizimle konuşmadı. Kesinlikle bir şeye kızmıştır. Yani bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Çünkü babam genelde böyle susuyor yani. Kızdığı zaman susuyor. Kızmıştır. I think he kızmak. To be angry. Zabiullah. To be angry. Kızmak. Kızmıştır. Geçmiş zaman kızmıştır. Evet. 4. Radyo çalışmıyor. Bozulmuş. Dur. Bak soru. Bozulmuş dur. Evet. Normal cümle bozulmuştur ama soru. Soru evet size söylemedim. Bakın. Bozulmuş mudur? Burada olacak. Dur. Müdür. Evet. Hayır. Ama bu noktalı. Müdür. Evet. Dır burada geliyor. Yani soru ekine geliyor. Soru eki. Not me. Bu mu? Soru varsa burada oluyor o zaman. Mesela bozuluyor mudur? Bozulacak mıdır? Ya da bozulmuş mudur? Şimdiki, gelecek ve geçmiş zaman. Evet. Tuna ders çalışmayı çok sever. Şimdi de ders çalıştır. Şimdi. Hı? Bak. Şimdi ders. Çalışacaktır. O bir gelecek zaman. Ama şimdi. Çalışıyor. Evet şimdi, şimdiki zaman. Ders. Çalışıyor. Dur. Evet. Evet, burada garanti verebiliriz. Mesela şey diyor. Tuna ders çalışmayı çok sever. Yani ben garanti veriyorum. Tuna şimdi evdedir. Kendi odasındadır. Ders çalışıyordu. Ben garanti veriyorum. Çünkü çok seviyor. Ders çalışmayı çok seviyor. Sana sözünü tutuyor. Gelecek zaman. Tutacak. Çünkü hal. Tamam. Tutacaktır. Negatif olabilir mi? Olabilir. Negatif nasıl yapacağız? Zabiyumla. Negatif. Olumsuz. Negatif. Nasıl yapacağız burada? Tut. Söyle şöyle. Tutmayacaktır. Bravo. Hocam hangisi şimdi daha doğru? Diyelim ki Selma. Diyelim ki Selma yalan söylüyor. Ve ben Şefkat'e söylüyorum. Şefkat, Selma sözünü tutmayacaktır. Güvenme. Tutmayacaktır. Kesin, garanti veriyorum. Ama diyelim ki Selma ya da tahmin ediyorum. Tutmayacaktır. Yok. Bazen böyle sözünü tutmuyor. Yani söz veriyor ve yapmıyor. Ve diyorum ki evet sözünü tutacaktır o dürüst insan. Selma sözünü tutacaktır. 7. Çok acıktım. Annem yemek. Bak Şefkat. Geçmiş zaman soru. Annem yemek yapmam. Olumlu, pozitif. Geçmiş zaman. Annem yemek yapmış. Yapmış müdür. Olmaz. I have. Müdür. Madır. Yapmış. Müdür. Madır. Evet. Çok acıktım. Çok. Annem yemek yapmış mıdır acaba? Düşünüyorum. Acaba yapmış mıdır? Bu saatte yapar. Doğum günüm için sana güzel bir
Bir. Hadi. Hediye. Hediye. Al. Almış. Gelecek sana. Alacak değil. Alacak değil. Alacak. Fıstık şişağı. Gelecek zamanla hepsi tır tır yani olacak. Tır tır olacak yani. Tur olmaz. Çünkü acak ecek. Acak ecek sadece tır ve tır olabilir. Ya ben biliyorum o sana hediye alacaktır. Yani garanti veriyorum o düşünceli bir insan sana hediye alacaktır. Tamam. Evet. 7. Aşağıdaki diyalogları, fiilleri ve dır ekili kullanarak tamamlayalım. Burada birkaç tane fiil var. Gelmek, iyileşmek, horlamak, küsmek, gelmek, çıkmak, pardon, çalışmak, kızmak ve koşmak. Şimdi biz bu fiilleri kullanmamız lazım. Aa nasıl hocam? Böyle dırdırmış. Evet. Dırdır ekiliyle beraber kullanmamız lazım. Evet. Yavaş yavaş yapalım. Haydi. Ayşe toplantıya çok geç kaldı. Ama biraz sonra ne? Geldiler. Ama sonra yani gelecek zamanında. Ha, gelecektir. Gelecektir. Tamam. Gelecektir. Tekrar oku. Yok yok şefkat. Bir tekrar. Hı. O hiç geç kalmazdı. Başına bir şey geçmiş zaman. Gelmiştir. Gelmiştir. Tamam. Çünkü geçmiş zamanmışmış. Yani tahmin ediyorum. O hiçbir zaman geç kalmazdı. Hiçbir zaman geç kalmaz. Ve bugün gelmedi. Belki trafik kazası olmuş. Belki hasta olmuş. Belki zamanında uyanmamış sabah. O yüzden gelmiştir. Evet. Dütür ve hasta nasıl? İyi. Bir hafta sonra iyileş. Bir hafta iyileşecek. Bravo. İyileşecekti. İyileşecekti. Yani doktor da tahmin ediyor ya da garanti veriyor. Evet evet her şey kontrol altında. Bir hafta sonra iyileşecektir. Yani hastalık yani insan yani hani doktorlar bazen diyor ya bu insan ölecek, ölecektir. Ama Allah veriyor insan yaşıyor değil mi? Yani doktor diyor inşallah iyileşecektir. Doktor da tahmin ediyor, ümit ediyor veya garanti veriyor yani. Ameliyat elhamdülillah çok güzel geçti. Arkadaş iyileşecektir.